sevgili dostlar, biraz programımız çok yoğun. Böyle koşturmacayla biraz önce böyle Cevat Kelle gibi olmuştum. Her tarafımdan çantalar falan sarkıyor. Bazı şeyler aldık. Tabii hazırlıklı gelmek lazımmış. Bunu da belirtmek lazım. Tabii bu gezinin içerisinde arkamda muhteşem bir eser görüyorsunuz. Bunu Babür Kralı oğlu Humayun'un yaptırmış olduğu bir saray. Ve aile mezarları da var burada aslında. Burada önemli bir detay var. İnşallah Taş Mahal'i de göstereceğiz size, gideceğiz oraya. Taş Mahal bu saray örnek alınarak inşa edilmiş. O kadar güzel bir tarih kokan bir coğrafya ki burası. Yani her gördüğümüzde o bu daha güzel, bu daha güzel. İnşallah yarın Taş Mahal'da görüşeceğiz. Şimdi bakalım, gidelim oraya doğru. Siz baka durun, ben şöyle hazırlanayım. Hümayun Türbesi, Babür İmparatoru Hümayun Şah'ın ölümünden 9 yıl sonra Babür İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Hümayun'un eşi Bega Begüm'ün talimatıyla 1565 yılında inşaatına başlanmış ve 1572 yılında tamamlanmıştır. 1993 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Bu türbede Babür hükümdarı Hümayun'un mezarı bulunmaktadır. Büyük bir alana inşa edilmiş olan Hümayun Türbesi, Taç Mahal'in portatifidir. Yapının bahçesindeki geometrik havuzlar ve kanallar klima görevi yapsın diye tasarlanmıştır. Türbenin çevresi 55 metre uzunluğunda kırmızı kum taşından yapılma duvarlarla çevrilidir. Merdivenleri çıktıktan sonra türbenin avlusuna varılıyor. Yani mezar zeminden yaklaşık 10 metre yüksektedir. Türbenin içinde ve avlusunda 100'e yakın mezarın olduğu bilinmektedir. Hümayun Türbesi'nin mimarı da İranlı Mirek Mirza Gıyas'tır. Hindistan'da yapılan ilk bahçeli türbe özelliğine sahiptir. Bu türbede de Delhi'nin diğer yapılarında olduğu gibi kırmızı kum taşı ve beyaz mermerler kullanılmıştır. Yapının mükemmelliği dış kapıdan girer girmez sizi etkilemektedir. Ve buraya farklı 3 kapı ve 3 bahçeden girilmektedir.